Gittik diyor ya. Dedi ki diyor, Hoca Efendi senin işini yapamayacaktır diyor. Niçin yapamayacaksınız? O artık başbakanın yanında kimse o diyor ki Hoca Efendi'ye söyleyin diyor. Bir adam vursun kendini kurtarayım diyor. Adam vursun kendini kurtarayım. Ama bu kendinin işine karışmamıza imkan yok. Kırmızı kalemle çizilmiş, altında bir imza var. O imzayı atlayam yok diyor. Evet. Bu yüzden kusura bakmayın, kendinin işini yapamayacağım. Cezasını çekmek üzere Gaziantep hapishanesindeyken Elmas hanımefendi vefat eder. Sürgün cezasını çekmek üzere İstanbul'a gideceği sırada da Ayşe hanımefendi ile evlenir. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen 2 yıllık sürgün hayatı sırasında dünya olaylarını yakından takip eder. Sürgünde olmasına rağmen devrin hükümetini, İsrail'i tanıması ve Cezayir'e karşı Fransızların yanında yer almasından dolayı eleştiren vaaz ve sohbetler yapar. Menderes'in birkaç şeyinden babam memnun değildi. Bu hususta da bir vaazı var. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri 3 kimsenin ibadetine, taatine, görünüşüne, gösterişine bakmaz. İşleyine bakar. Bunun bir tanesi İslam hükümetinin başında bulunan, İslam devletinin başında bulunan bir hükümet reisi. Bu hükümet reisi geceli gündüzlü ibadet taat etse, gündüzleri akşama kadar oruç tutsa, geceleri sabaha kadar namaz kılsa, sünnet-i Resulullah'ın tümünü yerine getirse, yapsa, her haliyle yapsa, yalnız elinin altındaki Müslümanların ibadet ve taatlerini, yaşamlarını zorlaştıracak şekilde bir kanunu bile bile çıkardırsa ve bundan da milyonlarca kişi etkilenip onlar ibadet, taat, amel-i salihlerini yapamayıp o yüzden zor duruma düşerlerse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun abdestinin, namazının, orucunun, haccının, zekatının, ibadet ve amellerinin hepsinin üstüne bir cızık çeker, kendisini imansız gönderir ve ebedi cehennemden çıkmaz. Yine bir İslam hükümetinin başındaki bulunan bir devlet reisi, içkici olsa, kumarcı olsa, serhoş olsa, ayyaş olsa, yalnız elinin altındaki bulunan milyonlarca Müslümanı, milyonlarca Müslümanın ibadet ve taatlerini kolaylaştıracak şekilde bir kanunu çıkardır, bundan da milyonlarca kişi etkilenir ve ibadet ve taatlerini yapabilirlerse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri içkisinin, kumarının, bilmem neyinin üstüne bir cızık çeker, kendisini de son nefeste bir sebebe sarar, imanla gitmesine sebep olur ve onu cennete âlâda en yüksek dereceyi verir. 62 yaşında İstanbul sürgününü de tamamlayan Bilal Efendi Hazretleri yeniden Gaziantep'e döner ve Allah yolunda mücadelesine devam eder. Hakkındaki şikayetlerin ardı arkası kesilmez. Sorgulamalar, mahkumiyetler sürer gider. Ve yıl 1969. Hayatının 74 yılını da dolu dolu geçiren, ehli sünnet çizgisinden kıl payı dahi ayrılmayan bu büyük insan rahatsızlanarak hastaneye yatırılır. Üçüncü çilesini de hastanede geçiren Bilal Efendi
hastaneden çıkar ve Gaziantep'in Çarpın köyüne gider. Sağlığı nedeniyle doktorlar konuşmasını yasaklamışlardır. Ancak o, Allah şimdi de beni bununla imtihan ediyor. Ben Müslümanlara vaaz etmeden yaşayacağım yaşı Allah'tan istemiyorum diyerek vaaz ve sohbetlerine devam eder. Vefat edeceği gece en son vaazini yaptı. Ben bir rüya gördüm. Rüyamda Kur'an-ı Kerim bir çamurun içine düşmüştü. O Kur'an-ı Kerim'i çamurun içinden aldım. Temizledim. Yüksek bir yere koydum. Tembih ettim. Dedim ki bak Kur'an-ı Kerim çamura düşmüş. Bunu bundan sonra bu koyduğum, temizlediğim yerden bir daha çamura düşürmeyin dedim. Bunun manası nedir diyorlar. Buna soruyorlar. Diyor ki ben yaptığı, doldurduğum kasetlerle, yazdığım kitaplarla, 50 seneden beri yaptığım vaazlerle İslamiyeti içine karışılan bid'atleri, hurafaları, bu gibi şeyleri çıkardıp Allah-u Teala'nın emrini, Peygamberimizin sünnetini, hadislerini dört dörtlük yerine getirdim. Daha evvel çamurun içindeydi. Yani tam tatbik edilmiyordu. Bunları yapmakla tam tatbik ettim. Bunu da yüksek yere koydum. Siz bunlarla devam ederseniz bu Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri muhafaza etmiş olursunuz. Bunlarla devam etmezseniz bunları muhafaza etmiş olmazsınız dedi. Bunu yani Kur'an-ı Kerim'in zahiri değil de hükmü, maneviyatı çamura çökmüştü. Çamurun içine girmişti, karışmıştı. Onu çıkarttım dedi. Bu vaazini yapıp bitirdikten sonra millette bir kısmı dağıldı, dağılıyor ve kendisi rahatsızlaşıyor. Olduğu yere şey yapıyor ve şehadet kelimesi getiriyor ve kendisi ruhunu teslim ediyor. Tarihler 22 Aralık 1969'u gösterirken Bilal Efendi 36 mahkumiyet, 54 defa nezarete alınma, 100'den fazla mahkemeye çağrılma, 3 defa idamla yargılanma ve 12 yıl sürgün hayatı yanında Cevahirül İslam, Zuhuratiye-i Geylaniye, Hâzâ Kitâbül Hadis ve Kitâb-ı Ümmiye gibi eserlerle birlikte geride binlerce sevenini bırakarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Naaşı, Çarpın köyünden Hamidiye köyüne getirildi ve on binlerce insanın iştirak ettiği muhteşem ve anlamlı bir uğurlamayla toprağa verildi. Allah kendilerine rahmet, tüm Müslümanları da şefaatlerine nail eylesin.